Anneler, babalar, o çocuğunu kendin evvela yapıyordun. Onu bak çok üzerine duruyorum. Evvela kendin yapıyordun. Yaptığın şeyleri de çocukluğundan itibaren 4 yaş, 4 ay, 4 günken yapabiliyorsan, becerebiliyorsan, kendin beceremiyorsan, yapamıyorsan, bilemiyorsan bazı çocuklar anne babalardan almaz. O zaman bir hocaya göndererek temelini oluşturarak İslam temelini, iman temelini, İslam şuurunu o çocukta belirli bir seviyeye kadar, özellikle akıl bali olana kadar o temeli oluşturarak ona o şuuru ancak böyle verirsin. Yoksa dışarıdan birisi gelsin oğlumu, çoluğumu, çocuğumu, kızımın gönlüne bir şuur, ya böyle bir şuur yani Allah'a zor yok olmaz diyemem ama yani öyle bir şuur olamaz. Olamaz. Annelere, babalara, büyüklere, dedelere, nenelere, büyükler olarak genel ifade söyleyeyim, bu vazife onlarındır. Evet, belli bir yaştan sonra da özellikle akıl bali olduktan sonra da artık bu çocukta o donanım olduğu için o kendisinde olan o bilgiler, İslami bilgiler, dini yaşayışlar, ilim, ondan sonra ameli ve inşallah da ihlasi temel donanım olduktan sonra da bu evlattan artık sen şuur bekleyebilirsin. Ama hocam herkes öğrendiğini, efendim bilgisini yapmıyor diyebilir. Kardeşim, ey anne baba, sen vazifeni yap. Sen yap. Her şey özüne döner. Unutma, çok önemli bir ifade. Maalesef günümüzde çok yaşadığımız bir ifade bu. Hocam diyor, çocuğum hafızdı, işte hocaydı veya biraz bir şeyler biliyordu. Şöyleydi, böyleydi. Yani İslami bilgisi var demek istiyor ama olmayacak işte şeylere düştü. Olsun. Hayır, öyle olsun derken olsun manasına derken şöyle olsun. O yine özüne döner. Bir tabir vardır. Tilki dönüp dolaşıp geleceği yer neresidir? Kürtçü dükkanı. Onun için o öz kendisinde olan o çocuk illa o özüne dönecektir. Ama sen o çocuğa o temeli verdin mi, ona bakalım. Temeli olmayan, o şuuru olmayan, o şuurda yetişmeyen bir çocuğun dönmesi, bir kere böyle bir şey düşünmek bile çok zor bir ihtimal. Rabbim buraları hakkıyla anlamayı nasip eylesin inşallah.